Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci her ay periyodik olarak düzenlediği bilgilendirme ve istişare toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Milletimizin %100 teveccühüne ulaşabilmek için yapmamız gereken hem teknik hem sosyal belediyecilik konusunda yeni projelerimizle daha çok çalışma gayreti içerisinde olacağımı arz ediyorum. Antakya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Başkan Kimyeci'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç, Antakya İlçe Başkanı Ramazan Alpaslan, meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı. Etkinliğin açılış konuşmalarını AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç ve Antakya İlçe Başkanı Ramazan Alpaslan yaptı. İnşallah bu birliktelik, beraberlik her zaman daim olur. Bu seçimin sonucunda AK Parti'nin galip olacağı ya da herhangi bir partinin galip olacağı, mağlup olacağı bir seçim değil çünkü. Biz bu seçimi özellikle yapılacak, hani Nisan ayında yapılacak, Allah nasip ederse halk oylamasını, partilerin yarışıdan ziyade partilerin bir yarışı olmadığını, bu seçimin memleketin bekası adına, istikbali ve istikrarı adına Türkiye'nin kazanımını sağlayacağı, Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olarak görüyoruz. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Emek ve Aksaray mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projesinde gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. Bize kat karşılığı yapmak üzere ve gerekirse kendimiz yapmak üzere yapım yetkisi de tarafımıza verilmişti. Bu kapsamda 1194 vatandaşımızla görüşme yaptık. Şu ana kadar görüştüğümüz 1194 vatandaşımızın %38'i ile anlaştık prensipte. %32'si ile görüşmelerimiz müspet manada halen değerlendirmeler devam ediyor. Kimyeci kısa bir zaman içerisinde Hatay'da yeni bir anıtlar bölge kurulu oluşturulacağının müjdesini verdi. Bu kurulla beraber inşallah işler daha hızlı yürüyecek. Antakya Belediyesi ailesi olarak bizler de KUDEP yani koruma ile ilgili bir teknik birimimizi kurduk. Böylece şehrimizdeki mevcut tarih dokuyla ilgili hem restorasyon projeleri hem onarım, bakım ve ayağa kaldırma ile ilgili hizmetlerimizi kendimiz belediye olarak artık ruhsat verebileceğiz. Anıtlar Yüksek Kurulu'nun şehrimizde kurulmasıyla birlikte onay süreci de çok hızlı bir şekilde devam edecek. Şehrimizin tarihi kimliğine sahip çıkabilmek için çok önemsediğimiz bu projeyi de müjdelemek istedim. Başkan Kimyeci eğitim ve kültür sanat konusundaysa Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları anlaşmadan bahsetti. Şu anda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşmelerimizi detay noktasında yapıyoruz. Kısa bir zamanda daha çok öğretmenimizle, daha çok öğrenci kardeşimize sahip çıkma imkanımız inşallah olacak. Şu ana kadar eğitim konusunda, kültür, sanat konusunda, spor konusunda tam 21.100 öğrencimize hizmet verebildik. Tabii bunu biz yeterli görmüyoruz. Her geçen gün daha fazla yapabilmek için bu yeni haptan ve elde ettiğimiz kazanımdan İnşallah istifade ederek kardeşlerimize sahip çıkacağız. Kimyeci son olarak 2016 yılının en başarılı ilçe belediye başkanları anketinde 4. olmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. Milletimizin %100 teveccühüne ulaşabilmek için yapmamız gereken hem teknik hem sosyal belediyecilik konusunda yeni projelerimizle daha çok çalışma gayreti içerisinde olacağımı arz ediyorum.